Merhaba arkadaşlar. Evet, yeni bir güne daha başlıyoruz. Saat 9.30. Şimdi buradan koşuya gidiyoruz. Bugün koşu ve yüzmemiz var. Önce yaklaşık bayağı intervalli bir koşu olacak. Bayağı bir zorlayacağız gibi. Yaklaşık 15 kilometreye yakın bir şeyler olacak interval. Sonra akşam da yüzme olacak. Tabii sabah güzel bir kahvaltı ettik. Yani bol karbonhidratlı. O kadar açık büfe var, ben gittim yulaf falan yedim, çok tehlikeli gerçekten. Şimdi üniversitenin oraya gidiyormuşuz, üniversitenin orada pist varmış, orada koşacağız bakalım. Oo, mis gibi sağ olanla burada koşturacağız duracağız. Şimdi arkadaşlar, biz önce bir ısınma, sonra da intervallerimizi yapacağız. Sonra da birkaç drill göstereceğiz size arkadaşlar. Yani koşuyla ilgili birkaç da bilgi vereceğiz. Zülfü Hoca bugün bize yardımcı olacak sağ olsun. Ondan bir şeyler öğreneceğiz. Size de anlatacağız onları. Birkaç drill yaptıracağız. Evet arkadaşlar. Bu interval antrenmanlar dayanıklı spor için, yani uzun mesafe koşular için çok önemli. Bu tür yüklenmeler ve bu intervallerde tabii yüklenme dinlenme ilişkisini iyi kurabilmek. Bak, bunları da antrenör kursuna gittim ya, oradan geliyor bunlar. Tam olarak ne oluyor şimdi, ben anlatamadım. Şöyle de koşamadık. Abi, interval antrenmanlarda önemli olan sürat kazanmak. Sürat kazandıktan sonra onu tempoya dökmek önemli. Sürat kazanmadan ne kadar hızlı tempolu koşabilirsin, orası soru işareti. Önce hızlanmak lazım. Sonra onu tempoya dökebilmek lazım. Uzun mesafe dayanıklılığa dökmek lazım. Aynen öyle. İntervalin amacı o. Bir de yüksek nabız görmek. Yüksek nabız gördüğünde o zaman performansın artıyor. Zorlamadan olmuyor bu işler. Aynen öyle. Aynen. Acısını çekeceğiz buradaki. Bir örneği verelim. Düşün, 800 metre tempo 4 pace'in altına inmiyor. 4 pace'de nasıl 5 kilometre koşacaksın? Koşamazsın. Aynen. Ne yapacaksın? 800 metre pace'leri 3-3.20 arasına kadar indireceksin. Oo. İndirebildiğin kadar. Komik mi geldi ya? Bu bizi öldürecek bugün. Evet arkadaşlar, bugün evet, bugün antrenman sonrası bir foto çekeceğiz. Umarım başlangıç fotosuna benzer. Hiç bunları konuşmamıştık. Böyle değil. Bugün antrenmanda renk ve dans olacak. Oo be. Evet. Hadi bakalım koşalım uzun. Eyvallah. Bak, güneş iyi görünüyor. Evet. Fakat soğuk hava bak. Evet, adam atın kimse güneşe. Ama biz İstanbul'dan geldiğimiz için şort, tişört falan filan ya. Yani böyle bizde. Antalyalılara soğuk tabi. Evet, şimdi esnemelerimizi yapacağız. Evet, Antalya Triatlon Kulübü'nün de gençleri geldi. Şimdi açma germemizi yapalım. İntervall öncesinde arkadaşlar birkaç drill yapacağız. Ağırlık merkeze hafif durma. Şu şekilde. Kollarla bacakla koordinasyon bir şekilde çalışacağız. Şekilde. Kollar bakın, kollar. Şöyle tam bakın kol. Kaz adımı dediğimiz bir dirilimiz var. Ay, kaz adımı. Evet, şunu yapıyoruz. Ağırlık merkezi bu sefer geriye veriyoruz biraz. Yine parmak ucu yapacağız. Yine kollar 100 metre koşar gibi hızlı bir şekilde çekeceğiz. Olay şu. Boylar da var abi, çok güzel. Daha yükseğe de süsleyebiliriz şu şekilde. Ama şunu yaparız. Yani. Oh,
Motor drillleri arkadaşlar, teknik çalışmaları antrenmandan önce yapmak lazım. Çünkü yorgun vücuda bir antrenman, teknik antrenman yapmak zor. Vazgeçebiliyorsun yani, yapmayabiliyorsun onu. Ne yapıyorsun lan? Aa, ceylan gibi. Ceylan sekiş mi bu? Ne bu? Arka, ayak. Evet, şimdi. Dökülmeden arkada kaldı. Yapacaksınız önce. Şöyle yavaş yavaş yapacaksınız. Şu an seke seke yapalım ama asıl yaptığımız şey şu. Bunun engelin üstünde atlama şekli bile var. Böyle. Şimdi şunu yapıyoruz normalde şu. Tek ayak. Tek ayak ama bunu yapmayın. Şu yeterli şu an için. Şöyle hafif kaldırmaya çalışın yeterli. Evet, şimdi intervallere başlıyoruz. 8x800, oralarda 8x400, işte 4 peslerle falan gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi 3.30 pesler 400 metreyi koşuyoruz. Yani bir 800, bir 400 koşuyoruz arkadaşlar. Arada birer dakika dinlenme oluyor. İşte bu dinlenme, yüklenme ilişkisini iyi kurmak lazım ki antrenmandan tam verim almak lazım. Evet, intervallerin yarısı bitti arkadaşlar. Yani 4 tane 800, 4 tane 400 yaptık. Şimdi bir bu kadar daha var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, 8'lerin son turundayız. Son 400. 3.35'te gidiyoruz, manyak mıyız neyiz? Bitti. Toplamda 14 kilometreye yakın oldu ama intervalli 14 kilometre. İyiydi. Bravo beyler. Valla bravo. Antrenmanın içeriğini de verdik. Seri 3.30-3.45 arası yaptık. Evet. İyi yaptık. Herkesi tebrik ediyorum. Bravo. Güzel bir antrenman oldu. Şimdi gideceğiz. Kime? Soğuma yapacağız. Ha bak, bayılan bak. Yemek yemediği için. Açma germe yapıyor bak, açtı. Geriyor. Şimdi esnememizi yapacağız. Gideceğiz. Güzel bir yemek. Protein, karbonhidrat, çünkü aşağı akşam da yüzmemiz var, yüzme antrenmanı var. Onun için karbonhidrat da şart. Toparlanmamız lazım bir an önce. O arada dinleneceğiz tabii, yatacağız. Ben bu arada vlog yapacağım tabii, düğün vlogunu yapacağım. Evet. Şimdi esnemeler yapalım biz. Bugün güzel koşumuzu yaptık. Şimdi tekrar yüzmeye geldik. Yaklaşık 3000 metre falan yüzeceğiz herhalde bugün. Dünkü teknikleri tekrarlayacağız ve işte onları geliştirmeye çalışacağız.
Antalya Triatlon Kulübü'nün ufaklıkları. O da acayip yüzüyorlar var ya. Hepimizi mahvettiler, yemin ediyorum. Biz bir tur atana kadar onları 3 tur atıyorlar. Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Yarışlarda bunlardan korkun, ben size söyleyeyim yani. Korkuyorum ben ya. Şundan başlayalım. Eyvah. Abi yarışlarda denk çok can yaktı lan. Abi bizde çıkarsalar rezilim. Biraz sonra gelelim. Ben de uçtanmış mıydım? Yok, biz gidiyor ya. Daha ne diyeyim ben? Bisiklette bağlı.